muhalatlar kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki, şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahideye bir ton ağırlığında bir yüklemekle, bir yük yüklemekle her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre, bütün nebatlar, çiçekler, zerreler üstüne konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını, keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasına ancak kafir itikat edebilir. Mahaza bir semere, bir şecerenin bir misal-ı müsağarıdır. Ve o semeredeki çekirdek, o şecerenin defteri amelidir. O ağacın tarihçi hayatı, o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar ile bir şecere, bir semere, şecerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küreye arza nazırdır. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azamet-i maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. O zerreyi sanat cehavi olduğu azamet-i maneviye ile bina eden arzı ham ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir kalbinde böyle bir küfür taşımakla akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Evet, tekrar başa dönelim. Arkadaş, tabiat ve sebepler, tabiat ve esbab, sebepler, bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Evet, şimdi bu cümlenin üzerinde durmak gerekiyor. Bakın, bazı insanlara tabiat ve esbab, sebepler, şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Neden? Çünkü tabiat ve sebeplere müessiriyet vermek bir fikri küfrüdür. Bakın, bir bataklıktır ve bir saplantıdır. Açıkça aklı müstakim, kalbi selim olan hiçbir insan tabiatta ve sebeplere bir müessiriyet veremez. Bunun izahı çok açıktır bakın. Sebeplere bakın. Değil mi? Tabiata bakın. Nedir bunlar? Ya kör sebepler. Bakın, kör sebepler. Serseri tesadüfler. Şuursuz ve sağır tabiat, değil mi? Kainatı tanzim edebilir mi? Tertip edebilir mi? Halk, tertip, tanzim, teşkil, rahmet, inayet, lütuf ve kerem gibi tezahürlerde bu kör kuvvetlerin, serseri tesadüflerin, şuursuz, akılsız, mizansız ve muvazenesiz tabiatın bir pay hissesi olabilir mi? Niye tabiata havale ediyorlar? Çünkü bu insanlar Allah'tan gafil. Ruhları lakayt ve lavvali. Dinden sıyrılıp ve çıkmışlar. Dolayısıyla aslında tabiat, hakikat noktasında bakınca sanat-ı ilahiyedir. Allah'ın ilahi bir sanatıdır. İşte kafir, tabiat perest, tabiata tapan, sanat-ı ilahiyeyi inkar eder. Bu dehşetli bir... İlem eyyühel aziz, 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. 30 seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayri kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten ve bizzat nazara ehemmiyeti alanlar
Nemrut ve Firavun olurlar. Bakın. Şimdi Cenab-ı Hak bir insana muvaffakiyet verse, bir işi başarsa, güzel işlere imza atsa, Allah'tan keserek o işi doğrudan nefsine nispet etse, ben yaptım, ben tanzim ettim, ben inşa ettim, ben ipka ettim, böyle burnu semavata kalksa, bakın, karun gibi ben ilmimle kazandım tarzında derse, işte bakın, Allah'ın rahmetini, hallakiyetini, nimetini, ikram ve ihsanını ikram ettiği, inkar ettiği için bu nedir? Tağuttur. Bak, Allah'tan kesti, nefsine verdi, enaniyetine verdi. İşte bu adam ne oldu? Netice itibariyle Nemrut ve Firavun oldu. Teferrün etti, gitti. İkinci tağut ise, yani tabiat, onu ilahi bir sanat, bak Allah'ın ilahi bir sanatı, rahmani bir sıbgat, yani nakışı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddiyunca bir ilah olur. Mahaza o tabiat denilen şey ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feyziyle mezkür mücadelem her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Evet, nokta, katre, zerre, şemme, habbe, hubab risalelerinde ispat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak altında şeriat-ı fıtra-i ilahiye ve sanat-ı şuuriye-i rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Ve keza firavunluğa derlet eden eneden Sani-i Zülcelal'e raci olan hüve tebarüz etti. Gerçi Risale-i Nur'un birçok bahislerinde, birçok risalelerde tabiat fikrini, hatta tabiat risalesini yazmış. Bu konuda daha derinleşmek isteyenler o tabiat risalesini okuyabilir. Şimdi biz müminin bakışı, işte kafirin bakışı kafirane. Tabiat diyor, kendinde maddiyunlarca bir ilah kabul ediyor. Bir Müslümanın, arif bir Müslümanın, müdakkik bir Müslümanın dünyasında tabiat nedir? Evet. Böyle kısa bir hulasa yapıp dersimize devam edelim. Bakın, tabiat kitabeti fıtriyedir. Fıtri bir kitabettir. Tabiat nedir? Cenab-ı Allah'ın nakş-ı sanatıdır. Bakın, tabiat nedir? Bir şeriat-ı fıtriyedir. Şari değildir. Tabiat nedir? Cenab-ı Allah'ın kanunlarının bir mecmuasıdır. Tabiat nedir? Bir sanat-ı ilahiyedir. Sani, usta olamaz. Bir matbaadır. Tab edici olamaz. Tabiat bir nakıştır. Nakkaş değil. Tabiat, insan-ı ekber olan alemin hareketini tanzim eden bir şeriattır. Ama maddiyunlarca yanlış bir tabirle efendim tabiat ismi verilmiş. Tabiat nizamdır, nazım değil. Tabiat kanundur, kudret değil. Tabiat ahkamdır, hakim olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, halık olamaz. Mistardır, mastar olamaz. Bir kitabet-i rabbaniyedir, katip olamaz. Kanundur, kudret olamaz. Bir kabildir, münfail olur, fiili kabul eder, fail ve muktedir olamaz. Evet. Şimdi dersen, tekrar dersin başına dönelim. Şirk sahibi. Şimdi tabiat fikri küfrüsünde binlerce muhal olduğunu ifade ediyor derste. Onlardan bir tanesini dikkatlerimize sunuyor. Şirk sahibi, bakın, şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman o küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahideye, tek bir zerreye, bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye
ve her bir zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatat, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak selahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerden memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zaman o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını, keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır ki bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak bir kafir, o kafir itikad edebilir. Bakın. Şimdi bakın, Risale-i Nur'da bu manaya mutabık çok misaller var. Yani zihne yaklaştırmak için ifade eden bir saksı alınız, içerisine üç avuç toprak koyunuz. Değil mi? Dünyada ne kadar tohum varsa, değil mi? Zaman süreci içerisinde o tohumu toprağın içerisine at. Ne kadar meyve, sebze, tohumu varsa, çekirdek, habbe, filiz, bak, belli bir fıtri zaman sonra bakıyorsun, bütün meyve ağaçları meyve verdi. Bütün yaprakları açtı. Çiçekler, meyveler ve semereler, bakın, milyarlarca bir avuç toprağın içerisinde milyarlarca, bak, meyveleri, sebzeleri, Cenab-ı Hakk'ın antika sanatını ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Bu Allah'ın sanatıdır, Allah'ın kudret mucizesidir, Cenab-ı Hakk'ın hallakiyetidir, rububiyet-i ilahiyenin kemalıdır. Bak, her zerreyi açıp zerreden mükemmel meyveleri halk etmek, kainatın, alemlerin Rabb'ı, sahibi ve maliki olan Allah'ın sonsuz kudretiyle tezahür ediyor. Eğer bu mana inkar edilirse o zaman ne lazım gelir? O zaman, değil mi? O saksının her bir zerresinde, o toprağın her bir zerresinde milyarlarca, trilyonlarca matbaaların bulunmasını gerekir. Ya öyle diyeceğiz veya toprağın her bir zerresi haşa bir ilah kadar. İlmi mutlak, kudreti mutlak, iradesi mutlak, tasarrufatı mutlak kabul etmek gerektir ki o iş ortaya çıkabilsin. İşte hüve nüktesinde bu mesele de çok mükemmel bir şekilde ifade edildiği için o meseleyi de hüve nüktesine havale edelim. Şurada çok önemli bir cümle var, ondan devam edeceğiz. Mahasa bir semere, bir şecerenin bir misalı müsavarıdır. Bir semere, bir meyve, her meyve ağacın neyidir? Bir misalı müsavarıdır. Yani bir çekirdek açılıyor, muazzam ve muhteşem bir ağaç teşekkür ediyor. O ağacın mahiyet, hakikati, hüviyeti başında semerede teşekkür etmiş oluyor. O semeredeki çekirdek, o şecerenin, o ağacın defteri amelidir, amalıdır. Demek her bir çekirdek ağacın bir nedir? Amel defteridir. O ağacın tarihçi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bakın, o ağacın tarihçi hayatı o çekirdekte yazılıdır. Şimdi bu cümle üzerinde biraz durmak ve tefekkür etmek lazım. Bakın, kainatta Allah'ın yarattığı çekirdeklere bakın, milyarlarca. Bak, milyarlarca, trilyonlarca çekirdek var. Bugünkü bilim diliyle, bilisar lisan ile ifade edersek, her bir çekirdek nedir? Bir yazılım programıdır. Windows 7, 8, 10 gibi. Hiç onlarla kıyas girer mi? Zihne yaklaştırmak için konuşuyoruz bakın. Ya. Her bir çekirdek bir yazılım programı. Kainatın kuruluşundan beri demek. Her şey ezeli bir kader defterinden, bir yazılımdan geliyor. Demek plan, proje, tanzim ve takdir, ya kudreti ezeliyenin, ezelden yazılmış, değil mi? Şu anda ilim ve teknoloji aşağı yukarı 100 seneden beri, değil mi, bilgisayarı kullanıyor. 100 senede olmadı, doğru diyorsunuz. Bakın, işte her bir çekirdek bir yazılım programı, kader defterinden haber veriyor.
Allah'ın sonsuz ilim ve maharetinden ne yapmış oluyor? Bak, haber vermiş oluyor. Evet, o ağacın tarihçe hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibar ile bir semere, şecerenin tamamına, belki o şecerenin nev'ine, belki küre arza nazırdı. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azamet-i maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. Bakın şimdi bu cümleye de dikkat lazım. Yani mütefekkirine bakmak lazım. Bir semerenin diyor, bir semerenin, bir meyvenin sanatındaki azamet-i maneviye. Bu cümleye, bu tabire dikkat lazım. Bir semerenin, bir ağacın meyvesinin sanatındaki azamet-i maneviye arzın cesameti büyüklüğü nispetindedir. Bakın. Şimdi biraz derinliğine burada düşünmemiz gerekiyor. Şu cümleyi analiz etmemiz lazım. Bir semerenin, bir meyvenin sanatındaki azamet-i maneviye arzın, küre arzın cesameti nispetindedir. Şimdi bakın, karşınızda diyelim ki 3 tane ağaç var. İşte kayısı ağacı, işte nar ağacı, işte elma ağacı. Bu ağaçların semeresine başlarındaki meyveler. Şimdi bu meyvelere, bu cümlenin penceresi içerisinde bakıp düşünmek lazım. Yani dikkatle, hikmetle, ibretle, sanatın arkasındaki azamet-i maneviyeyi görmek. Her sanatın arkasında bir arka plan vardır. Mütefekkirane düşünme, derin düşünmekte yol kat etmenin önemli şartlarından birisi, o nimetin, o varlığın, o ortaya çıkan şeyin arka planını görmek. Arka planını dakik bir nazarla mütalaa etmek gerektir. İşte biz bu meselede arka planı tezekkür ettiğimiz zaman, o zaman her bir meyvenin azamet-i maneviyesi arzın cesameti, fizik büyüklüğü nispetinde bir hakikat karşımıza çıkar. Şimdi bunu şöyle zihne yaklaştırmak için ifade edelim. Bugün tabii bilgisayar teknolojisi, yazılım programları, internet çok gelişti. Daha da gelişiyor. Yani tabiri caizse bütün ilim dünyası, değil mi? Bütün bilgi depoları bir kutu içerisinde, bir sandıkçada. Aç içini, değil mi? Dünyada ne kadar bilgi varsa onu internetten görebilir, okuyabilir, anlayabilir misin? Anlayabilirsin. Şimdi zahiren, ismi zahir noktasından bakınca bir kutu, bir kutucuk. İşte önünde bilgisayarın var, internet açık. Bak, parmakla bütün dünyaya giriyorsun. Bütün haber sitelerine, bütün teknolojiye ve görsel yayınların hepsine bir anda girebiliyorsun. Bütün dünyayı tabiri caizse önünde geçiyor. Şimdi öyle kabul edelim, uzaydan bir canlı gelse. Ama ilimden, teknolojiden haberi yok. Onu getirsen, masaya otursan, bilgisayarını açsan, internete girsen. Şimdi uzaydan gelen o canlı o kutuya baksa, hakikat noktasında o kutuda, değil mi? Beşerin, değil mi? Bakın dikkat edin. Dikkat ve ibretle bakabilse, bakmaya muktedir olsa, o kutunun arkasında beşerin sanatının, ilminin, bak daha açıkçası beşerin 6000 senelik bak ilim ve araştırması, tahkik ve tetkikinin, ciddi binlerce sene süren araştırmaların neticesinden ortaya çıkan bir semeredir. Demek o kutunun arkasında beşerin 6000 senelik
ilim, fikir, araştırma, tetabbatın neticesi. Demek 6000 sene sonra ortaya çıkan beşerin istat ve kabiliyetindeki işte azamet-i maneviye, ilmi dirayet ve vukufiyet, bütün dünyadaki bilgileri bir kutunun içerisine sokmak, görmek ve göstermek. İşte bu noktadan bakınca Allah'ın her bir sanatı, bakın, arkasında ne var? Her bir çekirdeğin arkasında küre-i arz var. Bahar var, bahçeler var, nimetler var. Gece var, gündüz var, mevsimler var, güneş sistemi var. Hatta küre-i arz da değil, büyüt. Güneş sistemi var. Arkasında galaksi var. Arkasında muazzam ve muhteşem kainat hakikati var. Şimdi diyor, acaba kafir bu hakikati görmeyip de bunu tabiata sebebe verse, onda zerre kadar akıl ve zeka bulunması mümkün müdür? İşte nedir? Ahmaklığına ne yapmıştır? Ahmaklığını tescil ettirmiş, insanlara göstermiştir. Evet. Dersimize devam ederiz kaldığımız noktadan. Arkadaş, her bir şey için iki suret ve iki şekil vardır. Her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Bir maddiyedir ki, adeta bir gömlek gibi, her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki, bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürür zamanla, zaman geçmesiyle değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimaından tasavvur eden bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin sureti tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi. Bakın. Şimdi bu makule. Yani makuleyi neye benzetiriz? Mesela bir çocuğunuz oldu. Bu çocuğun her günlük, değil mi? Ve her saatlik ve her aylık fotoğrafını çek, albüme koy. 10 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 1 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında. Bak. Şimdi bütün o suretlerin içtimaından tasavvur edilen sureti vehmiye ne diyoruz? Makule demiş oluyoruz. Bir ateşin surette tedvirinden hasıl olan daire-i vehmiye gibi her şeyin tarihçi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Suret-i maddi itibariyle her şeyin bir nihayeti, suret-i maddi itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi olduğu gibi, suret-i manevi itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Binaenaleyh, her şeyin suret-i maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır, kader mühendistir. Suret-i maneviyesinde ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üzerinde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Bu cümleyi kısa ifade edersek, tabiri caizse kader mimardır. Mimar, çizim, tanzim, plan ve proje. Kudret, kudretle mühendistir, giydirir. Kudret ilahi neye göre giydirir, değil mi? Kaderin plan ve programına göre giydirir. Bunu nasıl anlarız? Mesela bakıyorsunuz bir inşaata gidiyorsunuz, ustalar duvar örüyorlar. Tamam, duvar ördü. Sağdaki duvarı tam ördü, baştan sona kadar. Soldakine tam öndü. Arkandaki duvarı bir metre çıktıktan sonra arada boşluk bıraktı. Sonra iki taraftan ördü. Niye böyle yaptı? Ha. Demek projede, planda o boş yere ne yerleştirilecek? Pencere girecek. Pencerenin yeri. Demek bakın ustalar çalışıyor ama ustalar neye göre çalışıyor? Dikkat edin. Bakın. Ustalar değil mi? Plana göre tuğlayı üst üste koyuyor.
ustanın tuğlağı koymasının keyfi değildir. Kendi iradesiyle, kendi mantığıyla değil, plan ve proje çerçevesinde, bak planda şuraya ne olacak, şuraya kapı gelecek, buraya da pencere gelecek, öyle adım atmış oluyor. Şimdi bu noktadan bakınca, bakın kader ilmi ezeli çizmiş. Ne zaman çizmiş? Ezelden çizilmiş. İlmi ezelinin çizdiği plan ve projeyi kudret-i ilahiye, rububet-i rabbaniye ne yapıyor? Mühendis gibi inşa ediyor, la teşbih inşa ediyor. Bakın. Şimdi bunun pratik ifadesini şöyle ifade edebiliriz, şöyle beyan edebiliriz. Bakın, insan aynı yemeği yiyorsun, aynı gıdalardan besleniyorsun. Bakın, saçınla kaşın arasında 2 santim fark var. 2 santimlik bir boşluk var. Aynı gıda yiyorsun, bakın saç uzanıyor. Ama kaş uzanmıyor. Ha, bütün aldığımız gıdaları dilimizle mideye indiriyoruz. Göbeğimiz büyüyor, pazlarımız ziyadeleşiyor, boyumuz artıyor. Ama bakın, dilin uzanmıyor. Bakın, takdir. Allah'ın ezeli takdir. Şimdi bunu biraz daha külleştirelim. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı ne kadar mahluk var? Milyonlarca, trilyonlarca. Tasarım mühendisi noktasından bakın. Bak. Bak. Dest-i ezel her nevin plan ve programına göre bak çizilmiş. Her nev, her nev içerisinde her fert. Proje mimarisi. Tanzim, teşkil ve tertip. Demek her şey ezeli ilme dayanıyor. İşte mukadderat, her şeyin tanzim, tertibi, plan ve projesi ezelden teşekkül ettirilmiş. Bu cihette baktığımız zaman demek ki kader çizdi. Bak, bütün bu çizgileri, bütün bu takdir, tanzim ve teşkili kime havale edeceğiz? Kör tabiata mı? Şuursuz sebeplere mi? Kör kuvvete mi? Akılsız, mantıksız, muhakemesiz. Ya. Şuursuz sebeplere mi? İşte ey kafir diyor bakın. Bunu işittikten sonra iyi düşün. Bir zerreyi bir terzilik sanatını öğrenmeye, öğretmeye kudretin var mıdır? Bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halık ittihaz ettiğin tabiat ve esbab, sebepler, her şeyin muhtelif ve mütennevvi suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Bakın. Yani bir olay değil ya. Kainatın kuruluşundan beri milyarlarca, trilyonlarca canlının libasını kim çizdi? Kim giydirdi? Kim tanzim ediyor? Kim tertip ediyor? Kim o suretleri, o libasları değiştiriyor? Bak ey gözden mahrum kafir! Şecere-i hılkatın semeresi ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, terzilin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip, dikenli bir ağacın azalarına uygun bir gömleği dikemez. Bakın şimdi basit bir misal verelim. Yani önünde kumaş var. Dünyanın en güzel kumaşını getirdi. Hadi gömlek yapacaksın. Akıl, mantık ve muhakeme. O kumaşı kesmeden, biçmeden, dikmeden, giydirmeden gömlek olur mu? Masanın üzerine kumaşı serdim, açtım. Bir top kumaş. Yanına makası koy. Yanına iğneyi koy. İpliği de koy yanına. Bir de dikiş makinesini de getir. Şimdi sebep tahtında bakınca
Makas orada, iğne orada, iplik orada, efendim, dikiş makinesi orada. Hadi. 500 bin sene bekle. Bu sebepler. Allah Allah. Bir araya gelip de gömleği diker mi? Bakın. Şimdi kanun bu. Bak. Zerre kadar aklık ve akıl, mantık ve muhakemesi olan bunu inkar edemez. Demek kesmeden, biçmeden, dikmeden hiçbir şey olmaz. Peki bu kesme, biçme, dikme ve gömleği efendim giydirmenin arkasında ne var? Biz bunu düşünmek durumundayız. Her akıl sahibi bunu kabul eder ki şu gömlek gayet güzel, gayet müzeyyen, gayet mükemmel yapılmış ise arkada bir ustalık var. Daha açıkçası bir ustalık, maharet eli var. Makası hikmetle, dikkatle, ilimle kesen de biçen bir ustanın maharet, dirayet ve gücü, sanatkarlık mahareti görünüyor mu? Görünüyor. Aynı makası bir hayvanın eline ver, bir kedinin eline ver, değil mi? Bir maymunun eline ver, hadi. Kessin. Veya bir çocuğu bırak hayvanları, bir çocuğun eline ver, değil mi? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğun eline ver, o kumaşını yapar. Paralar ve parçalar. Demek bütün ustalık maharetinin arkasında ilim var, irade var, kudret var, tercih var, temyiz var, ölçü var, takdir var, tek kelimeyle matematik var. Ne diyor? Bakın. Bütün mahlukat içerisinde hılkatın semeresi, neticesi, özü ve özeti kim? İnsan. İnsan değil mi? İnsanda terzilik, maharet ve kabiliyeti var. Peki insan diyor değil mi? Bir ağacı düşün, dikenli. O dikenli ağacın azalarına bir insan uygun bir gömlek biçebilir mi? Kesip yerleştirebilir mi? Evet. Halbuki Sani Hakim, Cenab-ı Allah, her şeyin nem'ası zamanında, neş-i nem'ası zamanında, bak çekirdek açılıyor, intişar ve inkişaf içerisinde, pek muntazam, ciddi ve taze taze gömlekleri, yeşil yeşil hulleleri, kemal-i surat ve suhulet de yapar, giydirir. Milyarlarca, trilyonlarca ağaçlara bakın. Bak. Muntazam, taze gömlekleri, yeşil hulleleri kemal-i suratla ve suhuletle, kolaylıkla yapar, giydirir. Ve subhanallah, bakın Allah'ın sanat maharetine, bakın Allah'ın rububiyetine, Allah'ın sonsuz kudretinin tecellisine bakın. Evet, münezzehtir. Her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukatta merci olan sani münezzehtir. Bir nusada yani Arapçasıyla mukayese edersek üstad ne diyor? Beli, beli münezzehtir. 1000 kere, 100 bin kere evet. Beli, beli Allah noksanlıktan, nakıslıktan münezzeh ve razıdır. İşte Allah'ın sanatı, Allah'ın rububiyetinin bütün kainattaki muazzam ve muhteşem tecellisi. İşte bu tecelliyi görmeyen, anlamayan, idrak etmeyen körlerde var mı? Var. Arkadaş, her bir mevcudun üstünde Sani Ehad ve Samed'in bir sikkesi, bir hatemi olup o mevcudun Sani Ehad ve Samed'in mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, gayr-i mütenahi ehadiyet sikkelerinden ve semadaniyet hatemlerinden yalnız bahar mevsiminde
Yalnız bahar mevsiminde, evet, sayfe-i arzda, arz sayfasında darbedilen sikkeye bak ki, şu zikredilecek müteselsil fıkralar, cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar, ishar ediyorlar. Evet, sayfe-i arzda pek garip, hakimane bir icat görünüyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylere bakın. Bak, icad-ı ilahide ne var? Hikmet var. İcad-ı ilahide hikmet var. Gezin zemin yüzünü, gezin bağları, bahçeleri, gezin çiçekleri, meyveleri ve semereleri. Hangi şey manasız, hangi şey hikmetsiz, hangi şey gayesiz? Bak, bak, kainatta abes yok, kainatta tesadüf yok. Kainatta tesadüfe tesadüf edilemez. Demek Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa, bakın, bütün arz sayfasında hakimane bir icat var. O icadın arkasında rahmet var, hikmet var, gaye var, maslahat var, tezinat var, taltifat var. Takdir var, tasvir var, teşkil var. Bak, yüzlerce fiili esmanın tezahür ve tecellisi var. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen, şu gelen fıkralara dikkat et. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hallakiyeti bütün küre arzı, bütün kainatta hallakiyeti ilahiyenin külli, muhit ve muazzam, muhteşem tecelliyatı var. İşte bu tecelliyatın arkasında Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, her şey hükmeden müessir olan faaliyetini görmek isterken, görmek istiyorsan şunlara dikkat et diyor. Bir, o icat fiili pek azim ve geniş bir sahaveti muttakadan geliyor. Bak, şimdi icat fiili bir tarla değil, bir bağ, bir bahçe değil. Bütün küre-i arzı. Dünyadaki bütün bağları, bahçeleri, yayaları, mahlukatın ve masnuatın serildiği küre-i arz zeminine bak. Bak, o icat fiili ne kadar muazzam ve muhteşem ve muhit. İşte o icat fiili pek azim ve geniş bir sehaveti muttakadan haber veriyor. Sehavet ne? Cömertlik ya. Ya muttak bir cömertlik. Allah Allah. Bakın ya. Allah'ın cömertliğine bakın. Vehhab ismi. Bağlar, bahçeler, nimetler bak. Nasıl bir sehavet var. Mutlak bir sehavet. İşte şu icat fiiline dikkatle, ibretle baktığımız zaman pek azim, kainat çapında geniş bir sehaveti mutlaka var. Cud ve saha, kerem ve ihsan, lütuf ve inayet kimindir? Ya Allah'ındır. Cenab-ı Hakk'ın sehavetini, cömertliğini, mutlak cömertliğini ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Her baharda. Ya, dünyada böyle. Ahirette de zaten bir tamamıya ve bir külliye, ebediyen. Bu bir. İkincisi diyor, bir suhulet-i mutlaka ile, yani suhulet-i mutlaka, fevkalede kolaylıkla Allah eşyayı, meyveleri, bağları, bahçeleri, mahlukatı yaratıyor. Bir suhulet-i mutlaka ile, bir kuvveti mutlakadan çıkıyor o icat fiili. Bakın, fevkalade bir suret ve kolaylık var. O kolaylık nereden geliyor? Bir kuvveti mutlakadan. Allah'ın sonsuz kudreti. Kudreti ilahiyede aciziyet yok, nakıslık yok. Şu icat fiilinin kainattaki külli tecellisinin arkasında hem bir kolaylık var, o kolaylığın arkasında da Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir kudretinin tecelliyatını ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Bu da iki. Üçüncüsü, mutlak bir intizamla o icat fiillerine baktığımız zaman, küre-i arzdaki, zemin yüzündeki o icat fiillerine baktığımız zaman, mutlak bir intizamla
sürat-ı mutlakada meydana geliyor. Bakın bir şeye intizam vermek, onu sanatlı mükemmel yapmak, beşerin sanatında zamanla kayıtlıdır. Değil mi? Mesela bir adam ressam. Bana güzel bir tablo yap dediğin zaman, ressam nedir? Geç karşıya. Şöyle 3 saat, 5 saat duracaksın, sana resim yapacağım. Hayır ressam bey, benim vaktim yok, uçağa bineceğim. Bana 2 dakikada bir resim yap. Ressam nedir? 2 dakikada tablo çıkmaz. 2 dakikada çıkarsa o nedir? Karikatürdür. Karikatür istiyorsan vereyim. Ama tablo istiyorsan karşıma geç. 3 saat, 5 saat otur. Bakın. Bakın. Şimdi Allah'ın sanatına bakın ya. Allah'ın yarattığı her şeyde ne var? Mutlak bir intizam var. Evet. Mutlak bir intizam. Gayet intizamlı, sanatlı, müzeyyen, mükemmel yaratılıyor. Nihayet kemalli bir intizam içerisinde nasıl yaratılıyor? Surat-ı mutlakada. Defi ve ani. Birçok şeyi Allah ne yapıyor? Anında yaratıyor. İşte bir baharı düşün. Değil mi? 3 günde, bazen bir haftada, bazen 15 günde toprak canlanıyor ya. Ayağa kalkıyor ya. Hayat, canlı alemler. Demek Allah'ın efalinde, Allah'ın rububiyetinde, Allah'ın hallakiyetinde ciddiyet var. Basit değil. Sanatlı, ibretli, mükemmel. Bundan 100 sene önce insanlar işte mikrop diyorlardı, bakteri diyorlardı, zerre diyorlardı, atom diyorlardı. Bunlar basit. Şimdi ilim ve teknoloji geliştiği zaman, geliştiği için bakıyorsun, Allah Allah. O küçük mikroorganizmalar ne kadar sanatlı, ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel. Bak, bakın. Cisim küçüldükçe sanat büyüyor. Cisim inceldikçe sanattaki dirayet, sanattaki icaz, kudret mucizesi akıl gözüne görünmüş oluyor. 4.'sü mevzun ve mizanlı olarak, yani Allah'ın icat fiilinin tahakkuna baktığımız zaman mevzun ölçülü, gayet dakik ölçülü ve mizanlı olarak bir husat-ı mutlakada bulunuyor. Bütün kainatın genişliği çapında bakacaksın. Allah'ın yarattığı her şeyde ne var? Ölçü var. Nizam var. Dakik bir ölçü. İnce bir sanat. Matematik. Tenasüp. Nihayet cemalda bir kemal. Nihayet, nihayet cemalda bir kemal. Nihayet güzellikte bir sanat ve bir nakış, bak, mutlak manada bütün kainatta tezahür ve tecelli ediyor. 5.'si güzel bir eseri sanat olmakla beraber, icat fiiline bakın, güzel bir eseri sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Bak, şimdi Allah'ın yarattığı her şey sanat noktasında mükemmel. İcaz diyor ya, muciz. Allah'ın yarattığı her şey kudretin mucizesi. Mucize. Mükemmel. Eşi ve benzeri yok. Ama bakın, mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Şimdi beşerin elinde ve gücünde olsa, hadi bir narı yarat. Bir elmayı. Bir muz ağacı. Bütün beşer, bütün insaniyet bir araya getirir. Değil mi? Ya. Elma yapabilirler mi? Bak. Hadi. Mutlak ucuzluk. Allah bakıyorsun. Bağlara, bahçelere bakın ya. Nasıl veriyor ya. Nasıl bir suhulet var. O suhulete nasıl bir rahmet var. Nasıl bir cud, nasıl bir kerem, nasıl bir ihsan var. Demek güzel eseri sanat olmakla beraber icadı fiilin arkasında mutlak bir ucuzluk görünüyor. Bakın. Ya. Cenab-ı Hak atmosferi yarattı. Nasıl bir nimet ya. Allah bizi körlükten, gafletten, sağırlıktan muhafaza etsin ya. Şimdi evlerde de mutfaklarda eskiden daha fazlaydı. Şimdi doğalgaz girdi. Görüyor musunuz? Yani böyle bir emir gelseydi.
yaşamak istiyor musunuz kullarım deseydi. Biz de evet ya Rabbi istiyoruz. Fakat sizin yaşamanız bir şarta tabi. 24 saat yaşamak istiyorsanız bunun maliyeti 50 rekat namaz. Bak, o beynamazlar, o namazdan uzaklaşanlar, o alnını secdeye vermeyen insanlar bila tereddüt yaşamak için 50 rekat kılar mıydı? Kılardı bakın. Bakın şimdi Allah'ın rahmetine bakın ya. Bu mutfak tüpü gibi şu havayı da parayla satın almış olsaydık nasıl alabilirdik ya? Bu mutlak ucuzluk Allah'ın sehavetini, sonsuz cömertliğini ne yapıyor? Akıl gözüne göstermiş oluyor. Peki. Evet. Taalluk ettiği şeyler 6. Pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyaz-ı mutlak ve Adem-i iltibas ile yapılıyor. Bak. Bak şimdi insanın maddesi, elementler, 100 küsur elementlerden insan dokunuyor değil mi? Karışık. Ama o karışık içerisinde büyük bir imtiyaz-ı mutlak var. Bak. Bak. Bunu birçok derslerde ifade ediyoruz bak. Allah insanı yarattı bak. İnsanın siması, tipi başka, aslanın başka, devenin başka, koyunun başka, kurdun başka. Her nevin istidat ve kabiliyeti, suret ve profiline farklı. Ha. Her nev içerisinde her ferdin de siması farklı. Bak. Şimdi dünyada aşağı yukarı değil mi? 7,5-8 milyar insan var. Bak hiçbir insanın siması diğerine benziyor mu? Benzemiyor. Hiçbir insanın sesi diğerine benziyor mu? Benzemiyor. Hiçbir insanın çene yapısı diğerine benziyor mu? Hiçbir insanın parmak izi diğer insanın parmak izlerine benziyor mu? Benzemiyor. Demek şu anda 8 milyara yakın insan var. Bu ne demektir? Her bir insanın simasında 8 milyar farkı fark ettiren farklılık var ki Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan'la Hüseyin'e benzemiyor. Şimdi bu devam ediyor. Hafta inşallah bu derse yine devam edeceğiz. Şimdi bütün bunları niye saydı? Bu icat fiilindeki bu sehaveti mutlaka, bu kudreti mutlaka, bu kolaylık, bu intizam, bu surat, Allah Allah, bu mevzun, bu mizanlı ahvalat, bu ucuzluk, efendim, bu imtiyaz-ı mutlak, farkı fark ettiren farklılık, hiçbir şeyin diğerine benzememesi. Şimdi bu iş, bu icraat, bu fiil, ya insan 1000 derece kör olsa, körün de körü olsa, sağırın da sağırı olsa, ahmakın da ahmak olsa, şimdi bütün bu icraatı gel, evet, kör kuvvete ver, şuurlu sebeplere ver, bak ya, tesadüfe ver, ya, sağır, sağır, şuursuz, akıl, aklın, mantık ve muhakemesi olmayan tabiata havale et. Olur mu ya? İnsaf. Bakın müminde insaf vardır. Müminde ölçü vardır. Ya bak, müminde dakik bir nazar vardır. Demek kalp tefessü ederse, insan dinden, imandan, maneviyattan ilişkisini keserse, bak, idrak da kabileşiyor. Bak, akıl, mantık, muhakeme izale oluyor. Değil mi? Kur'an'ın tabiriyle belhum adal, hayvandan daha hayvan derecesine düşüp ya, tefessü etmiş gitmiş oluyor. Heh. Cenab-ı Hak bu afatlardan ehli imanı muhafaza etsin. Demek tabiat, esbab ve sebepler katiyen müessir değildir. Aklı müstakim, kalbi selim olan her Müslüman bilir ki kuvvet kördür, tesadüf sersemdir. Tabiat da sağır ve şuursuzdur. Demek alemleri tanzim ve tertip eden, yaratan, halk eden müdebbir, mükemmel, mücemmil, mukaddir kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Evet.
Dersimizi burada bağlayalım. Haftaya kaldığımız noktadan devam edelim inşallah. El-Fatiha.